Ramazan'daki ibadetler çok önemlidir. Yani Ramazan-ı Şerif oruç ayıdır. Kur'an'ın nüzul ayıdır. Kur'an kıraat, kıraatul Kur'an ayıdır. Ve mukabele, Kur'an-ı Kerim camilerde mukabele okunma ayıdır. Hulasa sadakaların, hayır kıraatların, hasenatların herkes tarafından hemen hemen yapıldığı bir aydır. Oradaki amel, Ramazan'daki ameller dediğim gibi fazileti çok yüksektir. Yani sünnetler diğer zamanlardaki farzların sevabında kabul edilir. Farzlar ise 70 farzın diğer zamanlardaki derecesinde ibadeti makbul olunur. İşte Ramazan'da insanlar biraz hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çok önem veriyordu Ramazan'a. Ramazan'daki hali daha fazla, diğer zamanlardaki daha fazla. Hatta Ramazan son 10 gününde onun mesela ibadete olan düşkünlüğü daha fazla, Ramazan diğer kısmından daha fazla diye. İtikafa girdi olan Resulullah aleyhissalatu vesselam gece namazları ise bütün gece, Ramazan 10 günün bütün geceleri ihya ederdi ve aile fertlerini kaldırıp ihya ederdi. Şimdi şu demek istiyoruz, şunu demek istiyorum. Ramazan'da yapılan ibadetler Ramazan çıktıktan da sonra devam edilmesi gerekmektedir. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam demiştir ki خَيْرُ الْعَمَالِ مَا دَامَ وَيِنْ قَلَّ. Amellerin en hayırlısı devamlı olandır. Velev az da olsa devamlı olandır. Onun için yani Ramazan'da cehd eden, çaba gösteren, çabalayan, ibadet noktasında, sadaka ve hasenat noktasında çaba gösteren kimseler Ramazan çıktıktan sonra da yapmalıdır, devam etmelidir. Makbul olan odur. Onun için Resulullah aleyhissalatu vesselam Ramazan bittikten sonra Şevval ayı, yani bayramın birinci gününden sonra Şevval ayında oruç, buna bu konuda Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hadisi de vardır. Men sama Ramazan ve etba'ahu sitten min Şevval kâne kesiyam-ı dehri. Müslim bu hadisi rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam demiştir ki kim Ramazan ayını oruç tutarsa ve Ramazan'dan sonra da Şevval ayından 6 gün oruç tutarsa sanki bütün seneyi oruç tutmuş olur. Hani biliyorsunuz hasenat bi aşri emsaliha, bir iyilik 10 katınadır. Ramazan ayı 30 gündür. 30'u her bir gün 10 güne bedel, 30 gün 300 güne eder. 6 günde Şevval'dan tuttu muydu? O da her bir gün 10 gün, bu 360. Zaten kameri aylar yıl 360 gündür. Yani bir insan Resulullah Aleyhisselam hadisinin hükmüne göre bir insan bu Ramazan tuttuğu zaman ve 6 günde Şevval tuttuğu zaman sanki sevabı sanki bir seneyi oruç geçirmiş, oruç tutmuş gibidir. Şevval ayın orucu da tutmak da yani bayram birinci günü oruç tutmak haramdır. İkinci gününde bu bayramda yani bu Ramazan bayramında, fıtır bayramında bir gün oruç haramdır. Diğer İdil Uthiye gibi değil. Uthiye o 4 gündür. Birinci gün ve 3 günde Eyyam-ı Teşrik, orada oruç haramdır. Zaten senede 5 gün oruç tutmak haramdır. Bir iki bayram günleri, bir de 3 gün Eyyam-ı Teşrik dediğimiz Kurban Bayramı'nda. İşte Ramazan Bayramı'ndan sonra hemen ikinci günü oruç tutmak, bunu üst üste tutmak daha avdaldır. Fakat Şevval ayında 6 gün tuttu muydu, o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadisinin hükmünü yerine getirmiş oluyor. O sevabı insan kazanmış oluyor. Yani arda arda tutmak, hemen bayramdan sonra tutmak daha avdaldır. Fakat bir gün tutup diğer bir başka bir gün iftarını açmak, yani Şevval ayında 6 gün tutarsa o sevabı kazanmış olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yani Ramazan orucu bittikten sonra işte demedi artık daha oruç tutmayalım. Yani onun sünneti devam ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani 6 gün Şevval ayında oruç tutar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayların diğer günlerinde Perşembe ve Pazartesi günü oruç tutar. Çünkü diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Pazartesi günü doğdum, dünyaya geldim. İstiyorum ki Rabbime ibadet halinde olayım o gün. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Perşembe günü yapılan ibadetler Allahu Teala'nın huzuruna arz olunur. Ben de Perşembe günü oruç tutmak istiyorum ki amelim arz edildiği günde oruçlu olayım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam muekkeden, tekiden bu Pazartesi ve Perşembe günü oruç tutardı.
Ve tabii ki oruç yine de başka günler de vardır. Mesela her ayın 13'ü, 14'ü, 15'i Eyyamul Bid denir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetini devam ettirirdi. Yani Müslümanlar da buna Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a itibar ederek oruç kılmaları ve ibadetlerinde bir aksatma meydana gelmemeli. Eğer birisi namaz kılmamışsa, Ramazan'da namaz kılmışsa o namazını devam ettirmeli. Eğer birisi bir günahtan uzak durmuşsa Ramazan ayında, Ramazan bittikten sonra da o günahtan uzak durması lazımdır. Bir insan hayır ve hasenat yapıyorsa Ramazan'da, Ramazan çıktıktan sonra da ona devam etmesi gerekmektedir. Özellikle yani gençler için eğer bir şey söylüyorsanız, gençlik meselesi, gençlik tabii ki fitne ve fısk ve fücur çok yaygın olmuştur. Yani bir insan eğer genç iken, eğer Allah-u Teala onu koruyorsa ibadetinde, namazından, yazında, orucunda ise o Allah-u Teala onu muhafaza etmesidir. Mutlaka gençler yani düşünmelidir. Gençler kitap okumalıdır. İslam kitap, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okumalıdır. Sahabe-i Kiram'ın hayatını okumaları lazımdır. Dini bilgilere sahip mücehhez olmaları lazımdır. Yani zamanını boş geçirmemeleri lazım. İnternet kafelerde, efendim parklarda, başka arkadaşlarla, bilmem kızlarla gezmemeleri lazımdır. Yani mesuliyeti, gençliğin mesuliyeti bu değildir. Gençler Allah yolunda insanları yani dini bilgilerini ve dini bilgisi eksik olan insanlara destek vermeleri, yardımcı olmaları, onlarla ilgilenmeleri, çaba göstermeleri, çalışmaları lazımdır. Diğer insanlarla, gençlerle ilgilenmeleridir. Onların hidayetine vesile olma, onlara yardımcı olmak, onları günahlardan uzaklaştırma, bu çaba içerisinde olmalıdırlar.